Merhaba, hoş geldiniz. Bugün güzel bir kahvaltılık tarifim var sizler için. Evde kalmış simitle, hatta ekmekle yapabileceğiniz bu güzel tarife biz bayılıyoruz. Umarım siz de beğeneceksiniz. Hadi buyurun geçelim yapılışına. Şimdi böyle bayatlamış bir simitim var, evde kalmıştı. Bu simiti ister fırına koyup fırında çok güzel gene gevretebilirsiniz. İsterseniz de benim şimdi yapacağım gibi değişik bir kahvaltılık yapabilirsiniz. Minik minik yuvarlak yuvarlak doğruyorum simitlerimi. Bu şekilde değerlendirmiş de oluruz arkadaşlar. Evdeki malzemelerimizi de hiç atmamış, hepsini sona kadar kullanmış oluruz. 2 adet biberim var. Biri kapya, biri yeşilköy biberi. Onları da şöyle iri iri doğruyorum. Hem lezzet hem renk katacak kahvaltılığımıza. İri doğruyorum, çok ufaltmıyorum. Evet arkadaşlar, tavama bir yemek kaşığı tereyağımı aldım. Tereyağımı eriteceğim. Bir yemek kaşığı da zeytinyağı ilave ediyorum. Şimdi doğramış olduğum biberlerimi atıyorum. Biberlerimi güzelce şöyle bir kokusunu çıkarıp kavuracağım birkaç dakika. Kızarmış biber çok lezzetli ve güzel kokulu oluyor. Biberlerim birkaç dakika güzelce kızardı tereyağıyla. Şimdi bu doğradığım simitlerimi ekliyorum. Simitlerimi de biberlerle güzelce kavuruyorum. Şimdi simitlerimi de biberlerle beraber güzelce kavurdum. Çıtır çıtır oldu gördüğünüz gibi. 5 adet yumurtamı da güzelce çırptım omletlik bir şekilde. Şimdi simitlerimin üzerine yumurtamı güzelce boşaltıyorum. Biraz karabiber, biraz da tuz ilavesi yapacağım. Nefis koktu. Burada olup bu kokuyu duymanızı isterdim doğrusu. Üzerine de bir avuç kadar lor peynirim var. Siz arzu ettiğiniz peyniri koyabilirsiniz. Şöyle biraz hem lezzet katsın hem de çeşni olsun. Altını kısıyorum. 5 dakika pişecek. Üzerine de minik minik doğradığım maydanozlardan biraz atıyorum. Şifa olsun, renk olsun. Oh mis! Evet nefis simitli kahvaltılığım, yumurtam hazır arkadaşlar. Çok güzel oldu. Mis gibi kokuyor. Çok lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi çok çabuk şipşak hazırlandı. Hem de malzememiz ziyan olmamış oldu. Ama aynı zamanda da güzel görüntülü, güzel lezzetli bir kahvaltılık elde etmiş olduk. Farklılık arayanlara özellikle pazar kahvaltılarını, cumartesi kahvaltılarında güzel bir lezzet arkadaşlar. Umarım tarifimi evimde siz de denersiniz. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve abone ol butonun hemen yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zili biliyorsunuz her paylaşılan videonun önce size bildirilmesini sağlıyor. Ben de hemen hemen her gün video paylaşıyorum ve tariflerimizi kaçırmamış olursunuz. Bana da destek olmuş olursunuz. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, bildirim zilini açmayı ve bir sonraki videomu izlemeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.